Hoş geldiniz Çift Potaya Uğur Ozan Sulaklı. Birlikteyiz. NBA playoff'larını konuşacağız bugün. Eee perşembeye bırakıyoruz ki bir temsilcimizi gönderebiliriz. Gö yani hala duramadım. Evet, duramadım. Yani hüzünlü bir e, telefon konuşması yaptıktan sonra Angela Merkel'le. <laughs> <laughs> Yok EuroLeague'den e, David var, David Hernandez. E, onunla şey bir konuşmamız oldu. Yani ben Bilerek daha önce programda da söylemiştim. Ya, vizeyi zaten alamayacağız. Boşuna o sürece girip de red yemeyelim. Problem olmasın diye. Ee, bekliyordum. Yani gitmeyecektim muhtemelen. Ama işte Euroleague'de arkadaşlar şey dedi. Nasıl gelmeyecek misin? Aa çok şaşırdık falan. Ben de... Vallahi oynatmam dedi. Ben de yedi yedirem <laughs> Biraz yediremedim kendime. Yani çünkü dediğim gibi 2012'den beri ben hepsine gidiyorum. Ee, bir de şimdi Efes'in şampiyonluk ihtimali de... Yani yüksek... <laughs> Orada olup e, yani bunu 10 sene 20 sene sonra bence değeri daha fazla olacak haliyle yani o ihtimalden de e, kaçmak istemedim geri kalmak istemedim. Ha, tabii hala olmama ihtimal var ama e, yüksek gözüküyor. Yani Köln belediyesinden de hı hı. sevgili Köln belediyesinden de bir selam e, olsun bir metin aldık. Bu adam buraya gelecektir <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> İşte zaten Eurolig'in resmi metni elimizde. Hı hı. Artık e, intikal yani her şey işte, senden yana gözüküyor. E, evet, intikal etmiş durumda yargıya e, bu konu. E, bakalım yani. Dolayısıyla süreç devam ederken konuşmak Konuş... çok zor. <laughs> ya Alman bürokrasisiyle alakalı öğrendiğim tek şey e, hiçbir şey öğrenmediğimdir. aynı zamanda. <laughs> biliyorsun. O yüzden ya yani bir şey söylemek istemiyorum ama herhalde gideceğim gibi gözüküyor. Yani çarşamba gece ya da perşembe e, günü orada olacağım gibi olamazsam zaten bu koltukta artık bunun halkasını <laughs> herkes geçe Ali abi zaten bakıyor yani tatile gidecektim falan filan tarzı bir bakışla kabloya temas, kabloya temas var şu an. Mikrofonun üstüne oturmuşsun. Şimdi Kal öyle söyleyince tabii her yere gider. Şunu adam gibi anlat. Mikrofonun üstünden kalkınca <gülüyor> düzeldi. <gülüyor> Kısa bir ara vermek durumda kaldım. Mikrofonun üstüne oturmadım. Yani ben bilmiyorum bu da... Daha önce oturdum mu bilmiyorum. Ben oturmadım. <laughs> Kablosuna basmışım sadece. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Mikrofonun teknik... kablosundan rahatsızlık duyacak bir hassasiyette değilim sana öyle anlatayım. Engin... Sen anla ya. Yani. <laughs> Engin abi'nin teknik açıklaması ben çok beğendim. Üstünden kalkınca çözüldü. <laughs> Gerçekten çok önemli ve aynı zamanda geniş bir teknik ekiple çalışıyoruz. Teşekkür ederiz Nokta abi. Nokta atışı teşhislerle her türlü teknik problemimizi hallediyorlar sağ <laughs> Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Sen teşhis belli mikrofonun üstünde yani kablosun ama sen mikrofon diyorsun. Tabii öğreneceksin zamanla farkı yani kablo mikrofon. Ya bilinçli bir söylemdi. Bilinçli bir söylemdi. Zaten görebiliyorum şu anda mikrofonun Öyle bu, mi? Gövdesine görebiliyorum. <laughs> La bir daha aldı. <gülüyor> e, <gülüyor> e, Euroleague tabii. Geri de bı bırakabiliriz. Yut, şimdi bir itirafta bulunalım. rahatlayalım, rahatlayalım. şuradan bir çıksın Utah Memphis'i izleyemedik şimdi ee... bir maçı birer maçı zaten anlattık evet. sen Lakers Phoenix ben e, Washington Philadelphia maçını anlattım hı. sonrasında eve gittik şerefimizle Atlanta. şerefimizle izledik New York Atlant'a ben senin maçı da izledim <laughs> New York Hat'tan şimdi dürüst olayım üçüncü çeyrekte ben bir gittim hı hı. E, ilk molada bir gittim e, Emre Gür kaynak şahittir zaten sonrasında böyle bir döner gibi oldum tam dönemedim ama son çeyrekte ayaktaydım. O yani ilk yarıyı izledik hatta e, işte şey tweet'i de attım yani maçı da izliyoruz. Biliyorsun o tweet. Yok şaka yapıyorum tabii ki öyle bir tweet değil de e, ama ikinci yarı gerçekten e, çok net değil bende. Son çeyreği kenara koyarsam eee ya yani inanılmaz bir atmosferdi. Öncelikle normal bir playoff maçında diyelim ki işte pandemi olmadığı bütün salonlar full Hı -hı. Ee, orada bile bence fark yaratacak bir atmosferdi Aynen. Madison Square Garden. Yani Madison -Garden başka oluyor ama bir de o açlığın üstüne Aynen. bir senedir çünkü yani sonuçta tabii ki öyle ya da böyle spor vardı böyle olması gerekiyordu ve e, olmasa daha kötüydü tamam ama anlatıcı olarak da biz mesela artık boş tribün önünde efektsiz ya da yapay efektli bir maçı anlatmaktan hakikaten geriliyorduk ya da böyle şey, onun boşluğunu kendimiz bile hissedebiliyorduk. Hani oynayanlar, izleyenler de bunu zaten ayrı ayrı tecrübe ediyor, biz de hissediyorduk kendi adımız. Ben çok isterdim yani o maç e, yayın programında olsun da onu anlatıyor olsaydık. Çünkü bir de şöyle bir şey var yani izleyiciler haliyle buna hakim değiller. E, TNT ya da ESPN evden yayın yaptığı için hmm. bazı, e, hatta büyük çoğunluğu yani Marvel Albert mesela evden çıkmadı zaten. Yaşıyla başıyla zaten yani risk olurdu bu dönemde de. Şimdi evden yayın yapılınca yani Amerika'daki yayın evden olunca bize gelen feed e, alan sesini zaten neredeyse hiç almıyor özellikle. Evet. Çünkü e, oradaki alan sesiyle evdeki yayını mixleyemiyorlar. Yani bunun tabii ki teknik olarak yapılamaması gibi bir durum söz konusu değildir ama hani yapıldığı maçlar da oldu. <laughs> Ama benim gözlemim ya yani onda 7 hatta onda 8 oranında maçlarda alan ses problemi var. Bu Ve Albert mesela kendi efektini katıyordu usta. <gülüyor> Böyle <gülüyor> yani neyse şimdi taklidi yapayım da hani çok Aynen. zor oluyordu bizim için. Evet e, neyse. <laughs> neyse yani, ki devre arasında falan mikrofonu kapatıyoruz. <laughs> Ustanın zaten geçmişi sicili kabarık. <laughs> yargı, yargı önünde hesap vermiştir o da. Ee, şöyle yani ben atmosfere o kadar odaklandım ve o kadar mutlu oldum ki maç zaten çok yani kaliteli şey olarak kaliteli yani playoff atmosferi yoğunluğu, anlamı, yoğunluğu anlamında e, çok kaliteli e, bir maç oldu o çekişme açısından e, ama yani tabii ki New York'ta <laughs> Randall'ın normal sezon performansını ilk etapta devam e, ettire ettirememe ihtimalini e, konuşmuştuk ve yani Alec Burks'un bu kadar verimli olduğu bir maçı kazanamaması New York'un problem tabii ki. Çünkü evet. yani çok ciddi destek, skor desteği aldılar kenardan. Yani New York'un playoff'da ilerleyebilmesi için ki ben e, hani serinin e, bir şekilde Knicks tarafından geçileceğini e, düşünüyorum. Yani öyle tahmin. Ya edeyim. ikimiz de 4-3 demiştik yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ya beni şimdi ilk maç böyle olunca tabii biraz e, hani yorumu değiştireceğim. New York'un zaten yani hücum anlamında üretim açısından kısıtlı bir takım olduğunu normal sezondan da söyleyebilirdik. İşte Derrick Rose, Alec Burks gibi oyuncuların Randall'ın yanına eklenmesi lazım. Hı -hı. Hani burada Randall normal sezonun gerisinde Burks'u buldun. Ama yine işte maç sonunda yani Trey Young'ın tezahüratlarını sen zaten paylaşmışsın Twitter'da. Bu şekilde Hazırdılar. <laughs> Aynen maç sonunun maç sonunun o şekilde olması da yani sonuçta Tre Young'un ilk playoff maçıydı. Evet. Yani Devon Booker'ın işte ilk playoff maçıydı Phoenix'te. Bu oyuncular hani uzun süredir e, bekleyen isimler diyebiliriz. Yani Trey Young kariyerinin başında olabilir ama yani iki ismin de hem Booker'ın hem Young'un e, ilk maçlarında bu kadar e, iyi performans göstermeleri de bence yeni jenerasyon oyuncular için e, umut verici, umut verici. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Yani zaten Trey Young, Devon Booker'ı hani ne olduklarını biliyoruz, oyuncu özelliklerini biliyoruz ama bir kez daha hatırlattı. Ee, özellikle bugünün playoff basketbolunda dripling üstü şut, atara, şut atan ve aynı zamanda pozisyon yaratabilen, diğerlerine pozisyon yaratabilen oyuncu en değerli şey oluyor. Şimdi Trey Young böyle bir oyuncu ve dün farkı belirleyen esasında o oldu. Yani maçın sonunda 3 tane üst üste şey İspanyol pick and roll oynadılar. Hepsinde Hı -hı. dümende Trey Young var. Üçünü de farklı bitirdiler. Ya kötü savundu tabii New York bence Trey Young'a ayrı konu. Evet ama mesela işte o tehdit olduğunda Trey Young'la başlayan bir pick and roll oynadığında sen ona o kadar odaklanıyorsun ki. Üç tane farklı bitirdi. Bir tane Bogdanovic üç, köşe üçlüğü attılar. Bir tanesinde şey dışarıya açıldı. DeAndre Hunter. Hı -hı. Oradan üçlük attı. Bir tanesinde de Capella'ya Aleyup yaptırdı. Hepsinde Trey Young yönetiyor. Ve bak hiçbirinde de Trey Young atmıyor. Dediğin gibi kötü savundu. Ee, şey yayınında mesela Nix'in yerel yayınında Walt Baba, Walt Frazier sağını kapatın diye deliriyordu haklı olarak. Derek Rose orada kötü iş yaptı açıkçası. Hatta bir ara işte Nilikina'yı -Nil falan kullanmak istedi ama yani tabii ki bu tip oyuncuların sağını kapatmak sağına otur direkt kapattığın gibi olmuyor. Ee, ama bazen hakikaten çok kolay o, o koridoru verdiler ve işledi Trey yani. Ama temel farkı da o belirliyor. Yani Derrick Rose da mesela dün iyi maç çıkardı bence. Daha verimli olabilirdi. Fakat Derrick Rose'un sonuçta bir e, operasyon alanı var. Daha içeriye giderek, daha savunmanın göbeğine giderek oradan işlemeye çalışıyor. E, Trae Young'ın öyle bir mecburiyeti yok. Yani oraya da gidebiliyor, dışarıdan da atabiliyor. Dışarıya baskı yaptığında bu defa zaten şutörlerle bir takımı çok geniş alanda savunmaya çalışıyorsun. Ve o geniş alandaki boşluğu görüyor. Pasla vurabiliyor seni. Ya bu kadar tehdit fazlalığı olunca da Farkı o belirledi biraz. Dediğin gibi yani e, Alec Burks'un bu kadar ekstra oynadığı bir maçı Knicks kaybetmiş olduğu için çok hayıflanabilir. Fakat bir tarafından bakınca da ben de burada da ifade etmiştik yani Randall'ın çok e, domine ettiği bir seri beklemiyordum hiçbir zaman. Ama bu kadar da kötü bu kadar da kötü olmasını <laughs> beklemiyordum. Yani bence Randall ilk birkaç şutunu kaçırınca verimsiz başlayınca ona çok takıldı. Ki mesela bu sezon en önemli <laughs> gelişimlerinden biri Randall'ın oyuncu olarak. Şut yüzdesini falan yanında kötü attığında da sakin kalabilmesiydi. Dün pek sakin kalamadı. E, maçın sonuna da biraz hirayet etti. Ve yani sonuçta ufak detayların belirlediği bir maçta bu tip şeyler sizi hakikaten çok aşağı çekebiliyor. Öyle yani New York'un e, tabii artık yani şey bir yorum olmayacak. Bu ikinci maçı kaybetme lüksü yok. E, ama yani sınırlı bir takım olduğunu hep konuştuk Mix'in. E, burada işte Burks'un yanında sen Rose'u da söyledin iyi bir maç çıkarttın ama yani orada Barrett e, Rose artı işte Burks üçlüsü e, gerçekten çok vazgeçilmez e, konumdalar skor üretimi anlamında ki mesela Quigley ve Topin oynadıkları bölümde bayağı katkı, bayağı katkı, katkı verdiler. Tom Thibodeau rotasyonu geç yaptı. Yani Hı. ilk beş oyuncularını belki bir iki iki buçuk dakika daha geç oyuna aldı. O beşli tutunca iyi performans verince. ya yani Quigley'nin işte iki basketi de o bölümde, galiba üç basketi pardon. Hepsi özgüven atışları. İnanılmaz bir şey yani. Çaylak bir oyuncunun topinin üçlüğü de benzer kategoriye yazılabilir ama yani New York biz 4-3 derken yani en azından ben kendi adıma konuşayım. Ben ekstra katkıların geleceğini düşünerek söyledim. Yoksa Atlanta tabii ki daha iyi takım. Daha geniş bir kadro, skor potansiyeli çok daha yüksek. Ama bence Tom Thibodeau, Nate McBean'ın Eşleşmesinde de hani ben biraz daha Tiadun'un yanındayım. Nate McMillan'ın hani playoff ilk turun ıı, geçememe istatistiğini hem Indiana'da hem Portland'ta ıı, konuşmuştuk. Her ne kadar Portland'ta ıı, yani sakatlıklar tabii ki bir problem olsa da orada galiba iki tane yedi maçlık seri kaybetmişti. Ee, Indiana'da ıı, çok iyi geçirdiği bir Cleveland serisi var, onu kaybetti ilk turda. Ee, yani Atlanta bu maçı kazanarak elbette avantaj elde etmiş olabilir ama bence bu seri daha çok su kaldırır. Kesin, kesin. Ee, <laughs> Bogdanovic de maçın sonunda o hani bahsettiğim pozisyon bir de son dakika içinde acayip bir üçlük attı. O ortama alışık zaten. ve yani evet, e, bu... oaka, OAKA... atmosferi olunca Madison Square Garden'da. Mola da kendine. şey bu ne ki? <laughs> <falan demiştirdim ben. gülüyor> Ee, ya bugün her seriyi konuşmayacağız dediğimiz gibi Utah Memphis'i izleyemedik. Biraz da hani 8 serinin tamamını sonuçta detaylı konuşmak hı hı. için fazla vaktimiz olmayabilir. Ee, bazılarını atlayarak devam yani edeceğiz. Bu programda ağırlık verdiklerimizi diğer programda daha az konuşarak dengeleriz bir şey. Ee, Miami Milwaukee ile devam edelim çünkü o da iyi maç oldu ve Miami yani yine bir tane çalmaya yaklaştı. Özellikle Milwaukee'nin Milwaukee gibi e, oyununda, hücumunda... Dış şutun çok ağırlıkta olduğu ve önemli olduğu bir takım bu kadar kötü şut attığı bir maç tabii ki büyük problemler doğuruyor. Milwaukee'nin yine e, ben, daha önceki yıllarda da gösterdiği bazı e, takıntılarını sahada gördük. işte İşte şutöre mesela uzun çıkarma bu Brook Lopez'in geride Hı -hı. kalması falan. Duncan Robinson'dan oradan bir kere maçın başında şak diye üç tane üçlük buldu e, Miami. Kaldı ki ilk yarının devamında aslında iyi savundu onları Milwaukee. Ama oradaki o 3 üç, üç, tane üçlük işte 9 sayı hakikaten şey bu kadar kısır skorlu bir maçta en azından ilk yarı için konuşuyorum. Ee, seni suyun üstünde tutuyor. Ki sonra Duncan Robinson zaten şey şeyde iyi de maç çıkardı. Ya başka problemler işte yani Santa yine verimsizlikleri, tuhaflıkları ve uzatmaya giden bir maç. Pekala çalabilirdi Miami Heat. Ama işte Drew Holiday'in neden bu takımda olduğunu ve Drew Holiday'in neler kattığını Maçın sonunda onun da bir iki tane kötü oynadığı hücum oldu ama Üçüncü oyun... çok iyi oynadı ama evet, işte. oyunun genelinde yani Drew Holiday farkı aslında biraz geçen seneyle bu sene 100'de arasındaki 100'de. fark. Çünkü yani geçen seneki seriye baktığında bir kere en zayıf halka Eric Bledsoe. Yani yüzde %28 ya da 29 maçtan önce bakmıştım. E, sağ içi isabeti işte 25 civarı belki biraz daha altı üçlük. Hı hı. Ee, hani istatistiğe yansıyanlar bunlar. Hissiyatı zaten hani belli. Ee, geçen seneden farkları konuştuğumuzda tabii Jay Crowder Miami için çok büyük eksik. Milwaukee'de e, takımın ileriye gittiği o bağlamda e, ortada ama Mike Budenholzer da yani tam karar veremedi. Şimdi çok hamle yapmadığı için eleştirilen bir koç Mike Budenholzer. Ana planı çok koruduğu için bu arada yani bu bir tercih ve koçların stili aynı zamanda. Greg Popovich de çok fazla hamle yapan bir antrenör değildir kariyerinin büyük geneline büyük bölümüne baktığınızda. Mesela Boris Diaw bir hamleydi ve kaybetti o hamle sonucunda. bu hani Popovic kesinlikle kötü bir koç yapmaz ya da şey ama Mike Budenholzer bence artık daha da muhafazakar. Yani Popovic ekolünden geldiği için bu örneği vererek söyledim. bu sene uzun beşe biraz kafayı takmış. Yani uzun beşle kalmayı Miami'nin fizikselliğine o şekilde cevap vermeyi düşünüyor. İşte P.J. Tucker biz 5-4 kapatır mı maçı Yanis'te PJ takır diye düşünürken e, PJ takır Yanis Brook Lopez kapatıyor. Evet. Üçü birlikte oynuyorlar. Middleton'ı ikiye çekiyor. Daha fizikli bir 5. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben Miami'nin e, iyi bir ilk maç çıkartmadığını düşünüyorum bu beşi e, biraz daha hani zorlamak açısından. Neden? Miami'nin hücum temelinde sonuçta handoff var ve eee handoff'larda evet Duncan Robinson'ı efektif kullanmış gibi gözüküyor olabilirler ama Adebayo çok sınırlandı. Yani Lopez'in oyunda olduğu bölümde Adebayo'nun orta mesafelerini hiç kullanamadılar. Ya Adebayo artık oyun ona geldi, 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 tekrar geldi. Denemek zorunda hissetti kendini. Aslında çok daha önceden e, ya yani gerek Eric Spoelstra artık gerek Miami'deki diğer oyuncular bence biraz daha aktive etmeliydi e, Adebayo'yu ki ben ikinci maçta işin biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Çok daha fazla e, sorumluluk al. Mesela yani örnek vereyim diğer serilerden de. Ben Anthony Davis'i ikinci maçta çok iyi olacağını düşünüyorum Lakers'ta. Ha Lakers kazanır kaybeder orası ayrı konu. Randall New York'ta bence çıkış yapacaktır ve hani bu seri özelinde Adebayo'nun çok daha fazla şut kullanmasını bekliyorum e, ikinci maçta. E, ve e, yani Miami kaybetmiş olabilir. Ama yine o zehri verdi. Yani e, Milwaukee beyler ne oluyoruz durumuna geçti bu maçta. Hı hı. E, ki çok büyük bölümü zaten Miami'nin kontrolünde geçtiğini söyleyebiliriz maçın. Ya yani Middleton işte belki Kawhi şu anki NBA'de düşündüğümüzde yani işte Kevin Durant de döndü tabii ki. Onu da ekleyelim. Sakatlık sonrası. Yani Kevin Durant ve Kawhi bence sokacağı bir şutu soktu. Yani ne olursa olsun orada e, orta mesafe maçın anı, büyüklüğü, işte pozisyon her şeyi düşündüğünüzde e, çok zor bir şut ve e, yani Middleton hakikaten kurtarmış oldu biraz e, Milwaukee'yi ister istemez. Çünkü yani Miami. Evet maçı uzatmaya Battır götürdü. Battır maç boyunca çok iyi değildi. Ama bence yine e, kontrol e, her halükarda onlarda gibi e, gözüküyordu. E, ben çalabileceğini düşünüyordum. Yani o şut girmese e, bence Miami biraz daha avantajlıydı. E, katılıyorum ve yani bunu söylediğimi söyleyeceğimi tabii ki uygulamak, e, fiiliyata dökmek çok zor ama artık zaman zaman da bu arada yapılıyor, dökülüyor ama e, antetokun oyunun nun üçüncü opsiyon olduğunu kabul etmek ve ona da bunu böyle kabul... anlarda kabul ettirmek bir şekilde hani ee, doğru bir üslupla <laughs> çok Bak. onu acıtmadan incitmeden bunu söylemek gerekiyor çünkü olmuyor abi bu. Abi, yani ya başka bir şey geliştireceksin ya tamamen hani pick and roll'da devrilen yapacaksın işte biraz daha post üstünden elvirişli oyunu oynatabileceksin falan ya da böyle olmuyor dışarıda ona top verince. Yani sağlıklı karar alamıyor adam görüyorsun. Ve ben sana bir şey söyleyeyim çok haklısın. Dördüncü opsiyon bile olabilir bu seride. Çünkü Brook Lopez e, içeride yani Aha. gerçekten çok fazla kullanılıyor. Verim de aldılar. E, Lopez'in ben bu kadar ana e, merkezde olacağını yani çok tahmin etmiyordum. Evet tabii ki ilk beşte başlayacak. Evet süre alacak ama dediğim gibi maçı kapatan beşin ben farklı olacağını düşünüyordum. Öyle yapmadı e, Mike Budenholzer. Belli ki çok kullanacak Brook Lopez'i. Şimdi Brook Lopez daha garanti opsiyon. Jrue Holiday daha garanti opsiyon. Chris Middleton zaten daha garanti opsiyon. Öyle ve ya yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu ya Antetokounmpo yine en fazla atış kullanan ya oyuncu olabilir. Ona... Kararı o vermesin. Yani son, son maç sonundan konuşuyoruz. Tabii hocam. tabii. Yani e, hücumu başlatan o olmalı olmamalı. Jrue Holiday ve Chris Middleton perimetre kararlarını verecek. Oyuncular topu yönlendirecek. Yani kendimi şut atar. Savunmanın reaksiyonuna göre Antetokounmpo'ya mı indirir? Antetokounmpo ile ikili oyunda Antetokounmpo devrilir ona indirirler falan ayrı. Ama post oyununda Brook Lopez'le başlamalı dediğin gibi, Antetokounmpo yine e, en fazla atış kullanan oyuncu olabilir. Fakat Antetokounmpo'ya 3 sayı çizgisinin dışında top verip ne kadar sahayı açsan da onun kararlarını beklemek çok sağlıklı olmuyor İşte Miami Heat onu çözmüştüm, kafasına girmiş durumda bir kere, saçmalıyor. Yani i̇kincisi zaten iki tane iyi opsiyonum var ve onları e, kullanmayarak optimum bir şey ortaya koymamış oluyorsun. Harcamış oluyorsun. Yani bir tane e, hücumda çarçur etmenin bile bir tane hücum harcanın, harcamanın bile ne kadar ağır sonuçlar getirebildiğini görüyoruz. Bu maç uzatmaya gitmeyebilirdi. Yani ya da uzatma da kaybedebilirdin. Yani e, ben, ben ilk gün de konuştuk zaten yani serilerden önce. Ben de Milwaukee'nin geçeceğini düşünüyorum. 4-2 demiştik hatta. E, yani o konuda bir değişim yok. Ama yani Milwaukee'nin yine böyle sallapati ilerlemesi ne ben şaşırdım. Hı hı. Yani çünkü şimdi iki sene normal sezonu domine et, girdiğinde hayal kırıklığı yaşa 2 yıl üst üste. Bu yıl çok normal sezonu dert etmeden bir de geçen seneden fark şu yani Milwaukee bir numara geçen sene ama yani saha avantajı yoktu. Hı hı. Yani Bubble'da evet. oynanan maçlar. Şimdi bu sene. İster istemez o sağ avantajını kullanıyorsun. Daha farklı bir atmosfer var ve e, bence takım üzerinde de şunun etkisi hissediliyor. Ya yani Mike Budenholzer evet kontratı 2022'ye kadar devam ediyor bildiğim kadarıyla. Yani bu seneden sonra bir sene daha var. Ama ya yani Mike Budenholzer bu tur geçemezse Bucks'ın başında kalamaz. Yok. Çok yani mucize olur. Ee, evet açıkta çok fazla e, bekleyen iyi koç yok gibi gözüküyor şu aşamada. Ama yani ne olursa olsun, ne olursa olsun yani kimse olmasın koçluk lisansı olan gerekirse birine lisans çıkarttırır. İki Park... gün sonra Kenny Atkinson başlar bak söylüyor. Ya evet Kenny, At Atkinson <laughs> olabilir ama bilmiyorum yani Budun Ozer'ın son şansı olduğunu bence takım da farkında. Evet. Ya yani bunun yarattığı bir gerginlik de bence olabilir. Ee, yine de ben dediğim gibi yani baksın geçeceğini düşünüyorum ama Miami ya yani Butler'ın bu kadar problemli şut attığı bir günde e, maçı getir yani Adebayo da mesela işte konuştuk. Butler problemli şut attı. E, Adebayo verimli bir gün geçirmedi. Ona rağmen Miami tek topla kaybetti maçı. Peki Batı'ya geçelim. Ee, Phoenix Lakers Hı -hı. Dün Phoenix'te de bu arada çok güzel atmosfer vardı. Onların evet. da kapasite iyice artmış durumda ve yani taraftar da arkasını alıp Phoenix net bir üstünlük sağladı. Şöyle söyleyeyim ben yayında da ifade etmeye çalıştım. E, 9 sayıyla mı ne bitti maç galiba? Final 9 skoru bitti. 9 şey, Karuso'nun üçlüğü de 9 oldu. 19 sayılık bir %100, zaten evet, evet. etki Hatırlam yarattı bence. Söyleyeyim. Yani şimdi buna farklı taraflardan bakabilirsiniz. İşte mesela Kaan abi de dün söylüyordu. Yani Lakers açısından bir teselli varsa bu kadar kötü oynarken Hı -hı. E, yine bu kadar <laughs> maçın içinde en azından şey olarak skor anlamında kalabilmek pozitif bir şey. Ama diğer taraftan yani Chris Paul'un sakatlıktan sonra çok e, kendinden şeyim. uzak oynadığı bir maçı Phoenix yine kontrol ediyor ve Lakers da şimdi bir tane maçı kötü oynayabilirsin. Geçen sene bubble'da da çok örneğini gördük. Geçen sene bubble'da Portland'da. ilk iki evet Portland Houston ilk iki maçları ve kötü vermişti Lakers. <laughs> Ama şöyle bir durum var. Yani e, ben zaten onu ifade etmeye çalışıyordum hani Lakers e, açısından play'in oynamak, sırf idman için bile play'in oynamak üstüne en azından Phoenix'le eşleşmek daha elverişli diye. Çünkü LeBron kötü durumda. Dün bir kez daha gördük. Fela hiç force edemedi oyunu. Hiç oyun içine giremedi. Anthony Davis kötü durumda sakatlıktan beri. Yani senin az önce söylediğine kesin katılıyorum. Daha aktif olacaktır. Ona biraz daha farklı zaten oyun çizecektir Frank Vogel'da. Bir şeyleri değiştirecektir. Ama şut anlamında kötü durumda Anthony Davis. Yani o şut bir anda gelmeyebilir. Anthony Davis'e şey çizmelisin. Smaç yaptırmalısın. Pot altında beslemelisin onu ki biraz ritim bulabilsin ya da oradan üretim sağlayabilsin. Artı Schroeder de iyi durumlar değil. Lakers'de hmm. çok fazla <laughs> ve hani zaten Schroeder'i Drummond'la birlikte kullanmak e, iyice oyunu tıkıyor Lakers'ın. E Lebron bir tarafta tamamen pasif rolde şut hiç atamıyorsun. Bunlar bir günde düzelmeyebilecek problemlerle kısacasına öte yandan Phoenix çok çok iyi oynadı. Yani çok e, aklı başında Lakers'a çok iyi çalışmışlar ve acayip kısıladılar. Fe felaket hücum ettirdiler zaten Lakers. I. Yani Anthony Davis 5 numaraya geçtiğinde yanılmıyorsam ilk ya da ikinci pozisyon Frank Vogel bir tane pick and roll işaret etti. Aha. E, kenardan oynadılar ve hani Ayton savunamadı onu. Çok rahat gözüktüler. Ama yani maç genelinde Anthony Davis'in belki de e, rakip savunmayı zorladığı, rakip savunmaya karşı hani istediğini aldığı bir, belki de yegane pozisyon. Şimdi hem Schroeder hem Anthony Davis eğer Aiton'un potansiyel problemleri konuşuyorsak e, Lakers'ın merkezindeki oyuncular yani o hem ikili oyunda işte hem Schroeder'in hızını kullanarak e, poteye gidişleri yani Aiton e, dramında karşı yine başlangıçta bir iki tane hücum reboundu vermiş olabilir ama domine etti maçı. Müthiş bir maç oynadı. Yani kaç cümle bir ile bitirdi hatırlamıyorum. Ee, yani Phoenix'in bence Mount Williams onu söylemiş. Şimdi savunmayı konuşuyorken Aiton'ı merkeze koymadan ya da Aiton'ı işte övmeden ya da yermeden bu takımın genel e, durumunu açıklamak pek mümkün değil. Ve yani Phoenix'in bu galibiyetinde evet, Devin Booker sahadaki en iyi oyuncuydu. Ki Anthony Davis ile LeBron James'in hatta Chris Paul'un bir playoff maçında e, sahada olduğu ortamda ilk playoff maçınızı oynuyorsanız hani en iyi oyuncu olmanız bence hani istisnai bir durum. Ve Devon Booker yani yıllar boyunca hep NBA'deki oyuncular, diğer oyuncular yani bu adamı sadece attığı skorla, kaybeden bir takımda olmasına rağmen attığı skorla yargılamayın. E, kazanan bir yapı oluşturulabilirse, onun hı hı. kontrolünde olmayan merciler tarafından bu adam orada da performansını verecek. Her, her zaman her oyuncu söyledi bunu yani biraz böyle ön yargıyla yaklaşanlar olmuştur mutlaka ama bence bu kırbunun da karşılığını hem normal sezonda hem ilk maçta birlikte verdi. Ben yine Lakers'ın favori olduğunu düşünüyorum. Sen Senle galiba o açıdan hani ayrışıyoruz. Yani ilk ilk Yo, maçı ben, ha. ben, şey yani e, yok tamam sans geçecek <laughs> şeyine dönmedim ama e, yani zaten ilk iki maçtan birinin Lakers'ın evet, kesin evet. Kayb kaybedeceğini düşünüyordum. Fakat Lakers'la ilgili gördüğüm problemlerin daha da büyük olduğunu gördüm. Açıkçası hissettim en azından. Ya ben e, ancak şu açıdan panik düğmesi e, hissederim. Entine Davis eğer ikinci maçta devreye giremezse ciddi Hı. anlamda yani buradaki kastım şu enerji ya da skor verimliliği olarak sadece değil. Eğer Anthony Davis pot altına karşı, Phoenix'e karşı üstünlük sağlayıp Aiton'u zorlayamazsa 5 numaradayken e, o zaman bence serinin akışıyla alakalı Frank Vogel oturup e, tekrar bir hamle yapacak bir şeyler düşünmek zorunda çünkü e, yani ikili oyunu da çemberi de çok iyi savundu e, Phoenix hı hı. ve yani Lakers'ın tabii penetrede, yani penetreden oyuncuların fiziksel olarak ya da e, hani maç hissiyatı olarak çok iyi durumda olmaması LeBron'u sen söyledin işte şöyle ortada ortada e, maçta belirleyiciydi ama demin konuştuğumuz şey şu e, Lakers hiç maçı kazanacakmış gibi hissettirmedi. Ama hiç de böyle işte 30 ile 25 ile geriye düşmedi maçta. Yani Ke Kentavius Kavvelpup'un iki tane üçlüğü var. Bir tane köşeden kaçan, bir tane galiba yine sağ forvetten kaçan. İkisi de sağdandı. Ya yani biri girse maç yine krize gidiyor. Çünkü Chris Paul'un sakatlıktan sonra döndüğü an Cameron Payne de atılmış. Yani Lakers eğer son bölüme böyle hani 4-6 sayı falan girseydi ee, çok i̇ş de karışabilirdi. Çok yani. değişirdi iş. Ben Phoenix'i çok beğendim. Zaten hani sezonun ilk programından biri söylüyorum. Yani i̇kimiz de söylüyoruz. Phoenix e, hem normal sezonda iyi olacak, ben playoff'ta da hani hı. Lakers çıkmasaydı ben Phoenix'in diyelim ki Portland'la mı eşleşti? Ben geçeceğini düşünüyordum. Denver'la mı eşleşti? Bence Phoenix geçerdi. Yani ben ilk günden beri söylüyorum. Denver'da tabii sakatlıklar var. Yani ister istemez Denver Portland serisini değerlendirirken de bunu hani yabana atmamak lazım. John Oliver da aynı şeyi yazmış. Hı hı. Yani şimdi ilk maç kadrosuna bakıyorsun Denver'ın. Austin Rivers yani Austin Rivers'la Campazzo arka alan. Şimdi yani hani nasıl e, bu takımı kendi gücüyle değerlendirebilirsin? Yani Will Barton da gitmiş. işte şeyde yani Jamal Murray'i falan konuşmuyorum zaten. Dozier sezon içinde sakatlandı vesaire tekrar. Yani e, sakatlıkları dışarıda bırakarak Denver'ı da değerlendirmek doğru olmaz ama günümüz şartlarında eğer bugünü konuşuyorsak Phoenix zaten ligin belki de normal sezon performansı artı potansiyel playoff performansı. Yani böyle bir parite oluşturursak en potansiyel takımlardan biri. Yutağan yani yani Mitchell olsa dahi problem yaşaması bence muhtemeldi ilerleyen turdan. İlk maçtan problem yaşadı. Tamam Mitchell yoktu ama kaybetmeyeceksin. ya yani Kaybetmemen lazım. Bir numara girdiğin bir yerde ilk maçı yani ister istemez ben şimdi izlemedim maçı. Üzerine ahkam kesmeyeceğim tabii ki. Ama yani bence Phoenix mesela kaybetmezdi hiçbir şekilde. Yani diyelim ki Booker ya da Paul yok. Hani aynı değerde düşünelim. Phoenix çok daha güvenilir bir takım bence. playoff performansı olarak. yani ben yine de Lakers'ın dediğim gibi seride bir maç kaybetmiş olabilir. İkinci maç yakın geçip atıyorum kaybedilsin. Yine bence dünyanın sonu değil. Tabii ki 2-0 geriye düşmüş olacaksın ama esas Anthony Davis'in Nasıl bir ikinci maç geçireceği, Lakers'ın bence serinin geri kalanı için kilit noktası bu. Yani Anthony Davis eğer e, bütün savunma kurgusunu, e Aiton'u çok zorlayan bir maç oynarsa, o zaman e, hani benim beklentim karşılanmış olur en azından, öyle diyeyim. Ben de şunu söyleyeyim Suns-Lakers'a dair. Yani Suns e, zaten... Çok iyi iki yönlendiricisi olan Chris Paul ve Devin Booker'la bir tane skorer odaklı olabilir. Ama dün mesela üzerine yardım geldiğinde de doğru pası verebildiğini bir kez daha gösterdi. 8 asistlemini bitirdi bu için. Hı hı. Ee, Phoenix. Yani zaten kaliteli bir takım. İyi bir uzunları var. Çok iyi tamamlayıcı parçaları var. Bunun yanında Phoenix çok iyi her zaman rakibine göre plan yapabilen bir takım. Şimdi Phoenix'e karşı kendi hücumunuzu bu kadar kısıtlayamazsınız. Bu kadar... Dura anlaşan ve bu kadar e, içeriye sıkışan, rakibin gömülmekte zorlanmadığı bir hücum, bir daha doğrusu 5 ile oynarsanız kendinizi teslim ediyorsunuz Phoenix'e. Abi Şaric 5 oynuyor ya. Yani Şaric 5'ten kaç dakika süre aldı? Bayağı aldı. Yani bir, herhalde bir 8 dakika. Daha doğrusu yani e, hani Aiton'un arkasında zaten başka bir çözümleri yok. Evet. en büyük kaygı noktalarından biri. Ama ee, sen eğer yani bu görüntüde hani Drummond Davis oynuyorsun rakip takımın Aiton'un arkasında boşluğu var işte 4 numarası seninkilere göre kısa bu kadar rebound veriyorsan ve hücumun da bu kadar tıkanıyorsa eğer bunu sürdürmenin bir alemi yok. Şimdi iki tane şey var tamam Davis'i 5 numara oynatmak hemen bu hamleyi yapmayabilir şu hı hı. anda bilmiyorum ee, ama ya Davis'i 5 numaraya alacak daha maçın başından o kısa 5'ine dönecek ya da Mark Gasol'ü oynatacak. Mark e biraz Drummond'ı Lakers getirdiğinden beri şey haksızlık ediliyor bence. Mark şöyle bir... Tabii ki Markasol artık ayakları ağır, bunun eksiklerini yaşıyor falan ama Mark Gasol şut atabildiği için otomatikman Anthony Davis'e alan açıyor. Tabii ki. Hani DeAndre Ayton ya da karşısında her kim duracaksa dışarıya çekecek Mark Gasol. E Drummond'la bunu yapamıyorsun. Drummond pota altında dur duruyor. Anthony Davis oraya hücum edemiyor. Lebron oraya hücum edemiyor. Schroeder oraya hücum edemiyor ya da ettiğinde daha kolay yardım geliyor. Ve şöyle bir şey var. Andre Drummond, dün yayında da konuşuyorduk. Yani bilen biliyor zaten. Kendi fiziğinde oyuncular arasında NBA'in en kötü bitiricilerinden biri. Ya, pota altı bitirmesinden bahsediyoruz. Yani pota altında Andre Drummond gibi oyuncular sürekli smaç yaptıkları için. DeAndre Jordan, Andre Drummond, işte e, Aiton vesaire bu tip oyuncular o pozisyonları %70'in üzeriyle bitirsin diye beklersin. O zaman ceza kesebiliyorsun. Andre Drummond gibi topu yakalamakta, bitirmekte zorlanan oyuncu olunca rakip daha da fazla onun adamından yardım getirebiliyor ve bu, de, bu defa senin ana kaynaklarını yani Schroeder'i, Lebron'u, Entin Davis'i onların penetresini daha kolay kısıtlayabiliyor. Böyle bir çıkmazın içinde Lakers. Bir kere buna önlem almalı. Dediğim gibi ya Gasol'u oynatacak ya Davis'i 5'e çekecek. İşte Kuzma'yı ilk 5'e alacak. Bunun yanında bence... Markif Morris neyse yani. Markif Morris uzun yani formsuzdu falan bir çözüm bulması gerekiyor. Ee, bir de bence yani Devon Booker zaten hani hafife aldıklarını sanmıyorum ama şeyi dün bir kez daha görmüş olmalı. Ee, Devon Booker'ın oyun tarzı için Wesley Matthews daha doğru bir çözüm. Çünkü kuvvetli ve göğüs göğüse çarpışabiliyor. Devon Booker o göğüs göğüse çarpışmayı ve oradan hücumunu sürdürmeyi seven bir oyuncu. Şimdi Caldwell Pop iyi bir savunmacı ama cılız. Devon Booker onu dövüyor birebir aldığında. Wesley Matthews kuvvetli olduğu için geniş omuz gövdeli falan. E, bence daha doğru bir birebir eşleşme ve bence yani Lakers bu hamleleri yapacak gibi görü, geliyor bana. Yapmazsa zaten Phoenix'in eline oynamış olur. Maçtan önce konuşalım bunu e, çünkü maçtan sonra konuşmak kolay. E, Frank Vogel ikinci maça aynı beşte başlarsa bence hata yapar. Yani bunun, bence artık, de, bence bunun de. artık bence Lamu Jimmy pek yok bunu geçen sene playoff'da zaten hani hamleyi yapmıştı Frank Vogel. Hı hı. İkinci maçı bekleyip bu hamleyi yapmaya karar verirse bence geç kalmış olur. Çünkü Phoenix yapı olarak da Lakers'ın kısa beşle eşleşebileceği bir takım. Yani Crowder'la Bridges oynuyor zaten. Aha. İster istemez baktığınızda kadroya. Ve yani Markif Morris de olur, Kuzma da olur. Yani olur da olur. Bir sıkıntı yok. Yani ilk beşi istediğiniz şekilde kurgulayabilirsiniz. Yani sonuçta Anthony Davis'in 5 numarada Aiton'la eşleştiği 4'ü istediğin şekilde seçtiğin işte LeBron, Schroeder. yani fark etmez yani kısa rotasyonunu yani KCP de var. Yani kafana göre yapabilirsin orada. Ama bence uzun rotasyonunda artık kamneyi yapması lazım. Çünkü gördü. Yani bu maç ya, hücumdaki ya, o hani akışkanlığı zaten yakalayamadın ki dediğim gibi. Yani maçı kazanabilecek noktada belki değildi Lakers ama çok da ezilmedi skorda oyunda ezilmiş olabilir. Artık bu hamleyi yapmazsa Frank Vogel 2-0 bence ona yazar. Peki son Dallas e, Clippers'ı konuşalım. Clippers Dallas'ı. Denver Portland'ı biraz sen değindin ama bir sonraki programa bırakırız. Ee, Dallas ilk maçı almayı başardı. Ve yani Doncic'e çok çözüm üretemedi Clippers. Daha doğrusu Doncic e double team götürmeye başladıklarında da Dallas'ın buna ne kadar hazır olduğunu gördük. Hı hı. Tam aksine Clippers'a Kawhi Leonard'a <laughs> Dallas double team götürdüğünde onların hücumunun ne kadar tıkandığını gördük ve maçtaki temel fark da biraz buradan oluştu. Ya Clippers e, bizim herhalde en aynı sayfada olmadığımız takım düşünüyorum. Yani ben sezon boyunca da Clippers'ı izlerken e, bilmiyorum yani beni ikna etmeyen takım içerisindeki bir problem de olabilir bu yani Kawhi Leonard zaten e, Toronto günlerinin haliyle e, gerisinde Paul George'a bilmiyorum yani izleyiciler ne kadar güvenebiliyor ama benim kafamda her zaman soru işareti var yani Paul George konuşurken ya Clippers turun tabii ki favorisi e, Dallas bir maç aldı yani dünyanın sonu değil ama yani bu takım gitmiyor ya yani bence yani normal sezondaki şut performansı Morris'in playoff'a uyarlaması çok olmayacaktı ve yani Marcus Morris'i ilk 5'e çektikten sonra işler çok değişti sezon ilerlerken. İşte Rondo mesela bu maç çok ekstra şut soktu ve takım içerisindeki varlığını, karakterini <laughs> hissettiren bir oyuncu konumunda Rajon Rondo. Ama yani Clippers'ta bir şey eksik gibi geliyor izlerken. Yani bu oyuncuların kalitesi ya da geçmişteki işte başarılarıyla, başarısızlıklarıyla açıklanan bir durumdan değil. Sadece yani Mesela Lakers'ta aldığın o havayı ya da Miami'yi izlerken aldığın havayı ben Clippers'ta alamıyorum. ya yani Clippers e, kağıt üzerinde bir şampiyonluk adayı gibi gözükebilir ama ruhen hissiyat olarak bana vermiyor. ya yani oyuncul Oyuncularda o aynı sayfada olma durumu bence pek yok. Ben şöyle düşünüyorum. Yani o tabii daha mental bir tarafı katılıyorum biraz. E, ben de zaman zaman hissediyorum. Esas olarak da teknik anlamda bence. Bu tabii biraz koça yazar. Masada çok şey bıraktılar mesela ilk maçta. Birçok şey hamle. Mesela Çiçe neden Patrick <laughs> Beverly ile başlıyorsun? Yani Doncic biliyorsun maç içerisinde çok küçük falan diye direkt hatta Beverly'e yönelik olarak bir ifade kullanıyor. Çünkü Beverly birçok oyuncuyu rahatsız edebiliyor ama Doncic zaten pas e, boşluğu görebildiğine pası oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla onun sahayı görebilmesi böyle e, göğsüne gelen bir oyuncu ile doncici savunmak iyi bir şey değil. Hı hı. Sürekli penetreyi aramıyor ki Doncic. Sürekli pasını yani görüşünü kapatamıyorsun ve işine geliyor. E, double team götürdüğünde buna hazır olduklarını gördük. Dallas'ın. Orada da gol yedim. Öbür tarafta Kawhi Leonard ve Clippers'ın buna hazır olmadığını gördük. Çok e, durdu hücumları. Çok fazla durdu. Oradan da vermeye başladı. Porzingis oynuyor abi rakip. Ha yani. Porzingis ile oynuyor abi rakip. Yani nasıl? ve bence Ibaka'yı da mesela az oynattı. Hı hı. Yani e, tabii ki iki ay kaçırdı sezonun sonunda ancak döndü Zubats o dönemi iyi oynadı falan. Fakat Doncic sürekli Zubats'ı switch ile karşısına alıyor, işledi falan. Bu arada Ibaka da kendi dakikalarını iyi oynadı. Yani burada artık Ibaka'yı cebinden çıkarıp bu eşleşmede rakibin böyle Doncic gibi bir tehdidi varken ve senin uzunluğu ee, uzununu karşısına karşına, karşısına almaya çalışıyorken tamam kısa beşle de oynayabilirsin belli ölçüde. Ama sadece kendini kısa beşe hapsetmene de gerek yok. Ibaka ile oynarken zaten hem uzun olup hem kısa, ile, kısa beşle oynar gibi etki e, yaratabiliyorsun. O sana şut da atıyor. E, Donç karşısında da en azından rahatsız edecek ölçüde durabilir. Tamamen kilitlemeyecek tabii ki. Ya ben Clippers'la alakalı bir ekleme yapmayayım. Yani ikinci maçı görelim üzerine tekrar konuşuruz ama yani bu tur geçse bile Clippers bilmiyorum batıdan yani çıkacak takım Clippers olacak mı? Olursa ben çok şaşırırım. Ya yani tüm şey Lakers elense bile işte şu an herkes şeyi konuşuyor. Lakers'tan kaçmak için kaybetti işte hani gördün aldın o maçı verdin şu an 1-0 geridesin vesaire diye de yani eşleşmelerden bağımsız dediğim gibi yani Clippers 3 tane tur var. İşte birinci tur konferans finali, konferans finali. Yani Üçünden elbet birinde takılır gibi e, düşünüyorum ben Clippers'la alakalı. Çünkü yani playoff oynamak e, mental olarak çok bir, çok fazla birlikteliği e, gerektiren bir şey. E, ve yani Kawhi Leonard, Paul George tandemi hiçbir zaman o hissiyatı vermedi bana. Ve mesela Lou Williams'ı kaybetmiş olmaları. Öyle ya da böyle Lou Williams savunmada artık aşırı gizlemen gereken, hı hı. çok e, problem yaratan bir oyuncu gibi gözükebilir. Ama e, yani mesela bence bu seride faydası olurdu Lou Çok faydası olurdu Dallas gibi takıma karşı. Evet 8 serinin 4'ü deplasman takımları kazı Hı -hı. tarafından kazanıldı ilk maç. Bir tanesi de uzatmaya gitti. Yani gayet denk genel olarak maçları izliyoruz. Ee, dediğimiz gibi bugün hepsini konuşmadık. Perşembe zaten Diğer bu konuşmadığımız serilere de değineceğiz. Daha çok onlara ağırlıklı gideriz. Ve tabii ki Euro de konuşacağız perşembe günü. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.